Mersin Merkez Toroslar Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı'nın ismi Toroslar'da yaşayacak. Tören alanının Türk bayraklarıyla donatıldığı programa Toroslar İlçe Kaymakamı Kaya Çıtak, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yanı sıra şehit aileleri ve yakınları da katılım gösterdi. Sağlık veriyor isek yüz binler canlarını düşünmeden bu toprağa, mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şan olsun. Törenin açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtirken, bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale ruhunu yansıtan Seyit Onbaşı Anıtı'nın Çanakkale'de şehit düşen Mersinli atalarımızın isimlerinin yazılı olduğu kaidelerin açılışını yapmaktan büyük onur duyuyoruz dedi. Mersin'de yaptığımız araştırma neticesinde Gelibolu Yarımadası'nda 1263 tane Mersinli şehidin olduğunu ve o şehitlerin isimlerini tek tek analiz ederek çıkartmak suretiyle bize bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yaparız dediklerinde bir beyin jimnastiği yapmak suretiyle 1263 tane şehidimizin adını bu parkta yaşatmak üzere oluşturduğumuz kaide üzerine isimlerini nakşettik. Daha sonra söz olan Toroslar İlçe Kaymakamı Kaya Çıtak ise 98 yıl sonra Çanakkale ruhunu, sevincini bir kez daha bir arada kutlamaktan, anmaktan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Türk milletinin Çanakkale'de bağımsızlığına göz diken devletlere karşı büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. Fransız ve İngiliz donanmasını kesin olarak bozguna uğrattığımız günün yıl dönümü. Yapılan konuşmaların ardından Seyit Onbaşı heykelinin açılışı gerçekleştirildi.